5-11 Temmuz. Temmuz. Temmuz derim de ben genelde. İnsanlar benimle dalga geçer. Yapacak bir şey yok. Dalga da geçseniz Temmuz. Aslında Temmuz diyorum. Aslında Temmuz olması lazım. Ağız alışkanlığı. Evet, bu hafta burçlarla ilgili noktada neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Yükselen ve ay burcunuzu tabii ki takip edin. Akkaya Official günlük yorumlarımı da takip edebilirsiniz Instagram'da. Instagram'da değerli izleyicilerim, başı sonrası kafa gidip geliyor, idare edin beni. Evet, koçlarla başlıyorum. Ama yine biraz kısa kesebilirim, kendimi iyi hissetmiyorum. 1 2 3 4 5 bakıyorum. Parasal konuda ciddi anlamda artık kalbinizin suyla aydınlanmasını istiyorsunuz ve bol bol meditasyon yapıyorsunuz ve hala çözülmemiş noktalar ve dönüş, bir dönüş ve bu pastanın diliminden almak istiyorum artık, tahammülüm kalmadı diyen değerli koç burçlarına, dualarınızla birlikte parasal hayatınızda çok güzel değişimler yaşayacaksınız. Endişe etmenizi istemiyorum. İş konunuzla ilgili bir kart çekiyorum. Evet, cesaretinizi topladığınız takdirde işinizle alakalı doğru adımlar. Ama bu ara değerli koç burçları, geçmişe takıntı yapabilirsiniz. Geçmişle alakalı yaşadığınız bazı çocukluğunuza ait karmaşıklıklar yaşayabilirsiniz. En ufacık şeyde duygusal bir hakimiyete girebilir. Anılar içerisinde boğulabilirsiniz. Lütfen anıları bir kenara atın. Şu an yaşadığınız gerçeği kabul edin ve stres yapmayın diyorum. Evet, aşk isteyenler için 3 kart seçiyorum değerli koç burçları. Evet, bu aşkın bana adaletli şekilde olacağını hissetmiyorsunuz ve kendimi bu konuda çok şanssızım ve kısmetsizim diyorsunuz. Bir kart daha açık. Evet, bu kalp size 4 haftayı ya da 4 gün, 4 saat, 4 ay içerisinde gerçekleşecek ama biraz daha geçmişte yaşadığınız bazı kaoslar sizi yıpratıyor. Bunları düzeltmeniz lazım. Evli olanlar için, evet, çok güzel bir hafta. Kavgalar geride kalacak ve kendinizi daha doğru noktada anlayacağınız bir evredesiniz. Ben hayatınızla alakalı noktada korktuğunuz gibi, bir dakika, korktu değil, yeniliklere ait olacaksın ve bu yenilikler size çok büyük bir aydınlanma yaşayacak diyorum. Yeni aşk bekleyenler için peki araba ya da ev almak, evet, sürpriz beklediğiniz bazı miraslar var, gerçekleşecek. Hatta tatil ve yolculuk, hafta sonunu güzel geçirmek istediğiniz düşünceleriniz var, şimdiden tatil planı yapıyorsunuz. Değerli koçlar, yarım bırakmak da içerisinde olduğunuz bir iş kapınız varsa da lütfen oraya hakim bir şekilde adapte olun istiyorum. Değerli boğalar, nasılsınız? Hemen size de 3 kart çekiyorum. Aslında 3, 4, 5 fark etmiyor. Şimdi aldım kartlarınızı. Neler var bakalım. Evet, kendinize asılmış ve iş anlamında kendinizi güçsüz hissediyor olabilirsiniz. Ve hala kendi ruhunuzdaki sistemi oturtamadığınız için bazı karışıklıklarınız var. Özellikle işsiz olanlar artık parasal evredeki maddiyat kaoslarını çözmek istiyorlar. Ve artık bir çıkış noktası, yani ilişki de olsa artık huzuru bulmak istiyorum ve ben derin nefes almak istiyorum diyorsunuz. Evet, boşluklarınız biraz daha devam etse de alternatif çözmeniz gereken yenilikler var. Bunları çözün. Kendinizi böyle ölü toprağı gibi, nefes alamıyorum, her şeyim benim için artık bıktım dediğiniz bir süreçtesiniz ve insanların sözleri, davranışları sizi tam anlamıyla depresyon, hatta kafalarına böyle vurup vurup kendilerine getirmek istiyorsunuz ve çok kırgınsınız hayata dair noktada. Bu kader bana hiç gülmüyor ve ne zaman güler. Ben artık buna inanmıyorum ama der ki kart, tebrikler, bu hayat size muhteşem bir şekilde gülecek. Aşk isteyenler için bakıyorum. Evet, Yengeç burcu, yani zaten biliyorsunuz ki yengeçteyiz. Bu dönem doğru aşk ve kutsallığa erişeceğiniz bir enerji var ve gerçekten de güzel barış ve aşk yaşayacaksınız. Anahtar almak isteyenler için şu an özellikle kadınlar baskın olabilir ve şu an maddi krizlerimizden dolayı ertelenebilir ama satılması gereken bir mal ve toparlanılması gereken bir nokta olacak ve aydınlığa kavuşacaksınız. İşinizle alakalı da çok güzel bir değişim yaşayabilir. Korkularınızı attığınız sürece çok büyük bir aydınlanma
sonra yaşayacaksınız. Sizin de bu ara babanıza ait kırgınlıklarınız, kök erkeklerle alakalı sorunlarınızı artık çözmeniz lazım. Psikolojik olarak çabuk kendinizi kapatıyorsunuz. Bu psikolojiden çıkın, yolunuza bakın diyorum. Değerli ikizler, nasılsınız? Sizler için de kart çekiyorum hemen. Kafama göre takılıyorum. Vallahi artık takıldım. Kartlar şöyle sizin için. Değerli ikizler, hemen size dartı yazıyorum. Evet, şöyle söyleyeceğim. Ruhunuz bir yolculuk, bir valiz hazırlığı içerisinde. Kendimi geliştireceğim, kendimi bulacağım. Artık karmaşık deliliklerden çıkıp daha güzel bir aydınlanmaya girmek istiyorum. Ve etrafımdaki bütün delilerden kurtulup kendi deliliğimi yaşamak istiyorum diyebilirsiniz. Evet, saat ve zaman ve hayatınızdaki yeni bir oluşum size çok güzel aydınlanma yaratacak. Hatta işinizle alakalı yaşadığınız sorunları toparlama, iyileştirme. Hatta işinizle ilgili haksızlıklarla ilgili mücadelenin hızlı bir başlangıcı ve bunu başaracağınız gösteriyor. Aşk için çekiyorum. Evet, muhteşem aşk şu an elinizde tuttuğunuz insan olabilir. Bununla evlilik planı içerisinde olabilirsiniz. Bu size gerçekten hayat boyu bolu kalıcı insanınız olarak uyarıyor. Evli olanlara erkekler arasındaki bazı tartışmalar ve bu tartışmalardan dolayı gereksiz kırgınlıklar yaşayabilir ve olaylar uzayabilir ve kendi kendinize yargı altında kalabilirsiniz. Bu ara kocanızla, sevgilinizle, ilişkilerinizle tartışmayın istiyorum. Ev taşınmak, yeni bir eve geçme fikriniz olabilir ve bunun için araştırma ve başlamış, özellikle bayram sonrası bu evinize geçmiş olacağınız ve doğru kapıyı bulacağınız gözüküyor. Yarım bıraktığınız bir eğitim ya da yapmak istediğiniz sanatsal başarılarınız var. Bunu da hayata geçirin lütfen. Ve geçmişe ait küs olduğunuz ya da küs olduğunuz insanlarla yüzleşme dönemi ve bu yüzleşmeyi değişim olarak kabul edin ve artık kendinizi değiştirin. Eski dosttan ya da kırgın olduğunuz insanların size bir faydası olmayacağının kararını verirseniz daha rahatlayacağınızı düşünebilirim. İyi niyet mağdurusunuz değerli ikizler burcu. Artık iyi niyeti çöpe atın. Kalbinizdeki gerçek enerjiyle buluşursanız daha aydınlığa kavuşursunuz diyorum. Yengeçler, nasılsınız? Umarım her şey sizin için bereketli ve aydınlık olur. Hayatınızda ne istiyorsanız güzelliklerle geçirsin diyorum. Hemen çekiyorum. Hiç gözüm kara. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evli olan çiftlerde ciddi anlamda tartışmalar, ailevi sorunlar ve bu mal kavgaları gündeme gelecek ve son bir yıldır devam eden sinirsel evrelere dikkat edelim. Çünkü eşiniz ya da siz ya da aileden kaynaklı el kol bağlılığı var ve ilişkinizi rahat yaşayamıyorsunuz. Biraz daha ilişkinize sahip çıkın. Uzun süredir mezar ziyareti isteğiniz olabilir ve bu uzun süredir belki başka bir şehirde olabilir. Bununla ilgili biletiniz ya da gideceğiniz mezar sizi, ruhunuzu iyileştirecek ve enerjiniz çok güzel noktaya. Hatta der ki beklenmedik bir para, uzun süredir enerjiniz parayla alakalı kodladığınız her şey sizin hayatınızda bereket ve aydınlık olacak. Ama para gelince hata yapacaksınız. Lütfen borçlarınızı, başkalarının aklına uyup yeni şeyler almayın. Borçlarınızı kapatın diyorum. Aşk için çekiyorum. Şu an için bekleme süreci, hata yapmanızı istemiyorum. Ama bu ara çok fazla sizinle iletişim kurmak isteyen insanlar var. Şu an güvenilir bir ilişki enerjisinde değilsiniz. Yorucu bir enerji olabilir. Bu da sizin uzun süre önce yaşadığınız travmanızı çıkartabilir. O yüzden biraz daha bekleyin. Doğru enerjiye ait olun. Peki mal yatırımı düşünceleri için? Şu an bazı miras konularınız var ve bunların çözülmesi lazım. 3 ya da 4 kişi arasında paylaştıktan sonra malla alakalı sorunlarınız da biteceği. Özellikle işsiz olanlar bol bol dua ederseniz bu kapılarınız aydınlığa girecek ve özellikle birinden çok büyük bir destek alıp bu sıkıntınızı rahata erdireceğiniz gözüküyor. Değerli aslanlar, aslanlar nasılsınız? Çekiyorum hemen, gözüm kapalı. Vallahi aslanlara da ne yapacağım bilmiyorum. Bu ara ruhunuz böyle duygusallıktan yana hata yapabileceğinizi
ve kendinizi boşluklara düşüreceğinizi ve ruhunuzdaki içsel kibarlığınız biraz size maddi ve manevi olarak zarar getirebilir. Ve bu ara tartışmalardan uzak durmanızı istiyorum ve bu tartışmalar sizin maddi kayıplarınıza sebep olacak. İnandığınız insanlar sırtınızdan vurabilir, hazırlıklı olun. Aslanlar, aşka bakıyorum. Evet, şöyle söyleyeceğim. Hayatınıza yepyeni bir kandil, yepyeni bir insanın eli değecek ama eğer evli olanlarda güzel bir yol ve birbirimizi affedip birbirimize sahiplenme, yani birbirimize ait hataları kurban gibi görüp yeni bir başlangıca erişeceğiniz, hatta bu aşk daha yoğunlaşacak ve birbirimize çocuk muradınız aydınlığa kavuşacak. Yurt dışı düşüncesi olan bazı aslanlar, yol kapılarınız var ama özellikle iş kurmak isteyenler için biraz daha sabır lazım. Hata yapmanızı istemiyorum. Bir de uzun süredir ödemediğiniz bazı borçlar hayatınıza girebilir ve zarar görebilirsiniz. Lütfen borcunuz, harcınız ne varsa bir liste yapın ve bu listede öncelikle ödenmesi gereken noktaları toparlayın diyorum. Seyahat, evet seyahat, kesinlikle ailenizle gideceğiniz bir seyahat var. Sizde de özellikle aile büyüklerimiz, kadınlarla alakalı damar tıkanıklıkları, varis problemi olabilir, ihmal etmeyin. Başaklar, nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? İyi misiniz? Umarım her şey yolunda ve güzel geçer. Hayat size gülücüklerle dokunsun istiyorum. Vallahi artık çok zorlanıyorum, biliyor musunuz? Onu yapın, bunu yapın. Gerçekten çok yoruluyorum. Bazen defolup gitmek istiyorum ama nereye gideceğimi de ben de bilmiyorum. Başaklar, bu hafta özellikle evlilik teklifi alabilirsiniz, ilişki teklifi alabilirsiniz, gerçeğinizle karşılaşabilir, sizin gibi bilgeli ve zenginlik ve birlikte gelecek planı yapabileceğiniz insan hayatınızda, buna doğru adım atın. Parasal evrenize bakıyorum. Evet, çok uzun süredir beklediğiniz bir para, iş mahkemeniz ya da alınması gereken para, haklarınızı alacaksınız, merak etmeyin. Hatta bu hakları aldıktan sonra bol seyahat ve yardım etmek istiyorum, bir hayır yapmak istiyorum diyorsunuz, bu hayrı da yapacaksınız. İşte iş yoğunluğu olan ya da iş kapısı bekleyenler için evet güzel kapılar ve artık eliniz kolunuz bağlanmaktan çıkıyor. Cesaretinizi toparlayıp çok güzel iş kapılarınız var. Bunları doğru değerlendirdiğinizde de artık hayatı affedip kendinize sarılıp sevdiklerinize sarılacağınız bir dönem olacak. Bunu iyi değerlendirin diyorum. Burada kardeşler arasında ya da anne kadınlarla alakalı sorunlarınız olabilir. Gereksiz patavatsız konuşmalarınız etrafı yıpratabilir. Biraz daha sakin olup biraz daha ortalığı toparlamanız gerekiyor. Şöyle söyleyeceğim, özellikle de işinizle ilgili bir başarı ve aydınlanma var. Bu aydınlanma size çok büyük bir ferahlık, rahatlık getirecek. Aslında şöyle söyleyeyim, cesaretlenme döneminiz o kadar güzel aydınlanmaya gitti ki değerli Başak Burçları. Kendinizi tanıyıp kendinize fırsatlar vereceksiniz. Bu ara özellikle kilo almamaya özen gösterin. Riskler oluyor ve karın beliniz ve poponuz genişlemeye başladı. Bayla ve bayanlar dikkat edin. Kadınlar ve erkekler lütfen dikkat edin, kilo almayın. Terazi Burçları nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat bakalım sizin hayatınızda? Hemen çekiyorum. Şöyle hepsini aldım. Nasıl? Yok, öyle diyemeyelim. Şuradan çekelim. Şuradan bir yedek daha çekelim. Şuradan bir kart daha çekelim. Buradan da bir kart çekiyoruz. Şuradan bir kart çekiyorum. Buradan da bir kart çekiyorum. Teraziler, özellikle şöyle söyleyeceğim. Bir yolculuk ya da bir iş gereği gitmeniz gereken yolculuğunuz var. Bu yolculuk gidip geldikten sonra işinizde, kaderinizde çok büyük bir değişim ve risk artışının söz konusu olacak. Kalp konusunda güzel bir heyecan, yenilik dönemi ve bu yenilik dönemi sizin için güzel bir başlangıç söz konusu olacak. Hatta şöyle söyleyeyim, son 7 aydır mutsuz olanlara muhteşem, güzel bakışlı, hayatınıza renk katacak biri var. Evliler için kart çekiyorum. 1, 2, 3. Bu ara boşanmak isteyenler olabilir. Yeni değişim, dönüşüm, değer görmek, sevilmek, sahiplenmek isteyebilirsiniz. Bu ara gözünüz değişik enerjilere giriş yapabilir. Hata yapmanızı istemiyorum. Parasal evreniz için beklediğiniz paralar var ama bunların gelmeyeceğine siz de inanıyorsunuz ama sürpriz sürpriz değişimler söz konusu olacak. Bir kat daha çekiyorum. Mahkeme ile alakalı da beklediğiniz kağıdınız olumlu şekilde, özellikle boşanmak isteyenler, boşanmayacaksınız. Haklarınızı en iyi şekilde alacaksınız, merak etmeyin diyorum. Akrepler nasılsınız bakalım. Not alıyorum. Akrepleri de işaretleyelim.
Akrepler nasıl gidiyor hayat bilmiyorum. Ben de yorucu. Vallahi yarın hepsini yavaş yavaş yüklemeye çalışacağım. Yani vakit yetiştiremiyorum. Vakitim yok. Yalana. Evliliğinizde ortalık karıştıracak insanlar var. Güvendiğiniz insanlar sizin kalbinizi kıracak. Evinizde misafir ettiğiniz insanlar sizin evliliğinizi, ilişkinizi, özel hayatını kıskanıyor. Bu ara evinize aldığınız misafirlere dikkat edin. Uğursuzluk getirebilir, şanssızlık getirebilir değerli akrep burçlarım. İş konunuzla ilgili evet bazı borçlarınız var ama unutmayın ki sizde büyük bir yıldız var. Bu borçlarınızın hepsini kapatacaksınız ve bereketlenip ruhunuzu en iyi şekilde şifalandıracağınız gözüküyor. İşsiz olanlara bir kart çekiyorum. Evet güzel bir kadın ya da güçlü bir kadından alacağınız destek size çok güzel bir iş kapısı ve aydınlanmayı gösterecek. Korkmanıza gerek yok diyorum. Yatırım düşüncesi olanlar için biraz daha özellikle 2021'in Aralık ayı itibariyle bunu yaptığınızda daha sağlıklı bir noktaya erişeceksiniz. Erkek kardeşinin deli tavırları ya da eşinizin deli tavırları sizi yoruyor olabilir. Ve ailede biraz psikolojik olarak desteklenmeye ihtiyacınız var. Desteklenmezseniz siz bu eve ne kadar ışık olacaksınız, ne kadar tamir edeceksiniz? Siz de bir insansınız. Artık birilerinin gerçek hayatına dokunmayı bırakın, kendinize dokunun istiyorum. Evet, kendi kariyerinizde marka yapmak isteyen bazı akrep burçları için çok güzel oluşum. Hatta aşkla yani sevgiliniz, eşinizle yapacağınız yeni projeler size çok büyük bir aydınlık ve dengeyi bulmanıza yardımcı olacak değerli akrep burçlarım. Yaylar. Yaylar, nasılsınız yaylar? İyi misiniz? Bakalım sizlere kağıtlar ne diyor yay burçları. Çekiyorum hemen. Şöyle çektim. Değerli yay burçları, şu an valiz hazırlığı, kadınlar valiz hazırlığı içerisinde olabilir bir seyahat ve bu seyahat güneşin tavan yaptığı bir nokta olacak. Yani denize gidebilirsiniz, eşiniz, dostunuz, yakın dostlarınızla gideceğiniz seyahat size çok keyif verecek ve bununla birlikte kendi içinizdeki yaşadığınız tamamıyla vakti ve zamanı gelen her şeyi iyileştirme noktanız olacak. Bu da size büyük bir aydınlık. Yalnız duygusal pişmanlık yaşıyorsunuz ve bu ruh ikiziminin size yalan söylediğini ve inandığınız kişinin yalancı olduğunuz ve bu ilişkinin bitmesi gerektiğine karar verdiniz. Evet, bunun toparlanmayacağını biliyorsunuz ve aynen başa dönersiniz ve ruhunuz yorulur. O yüzden dikkatli karar verin. Sınavdan başarıyla geçiyor, sonra aynı köklenmeyi yapıyor, sonra size kazık atıyor olabilir. Hazırlıklı paranız çalınabilir, paranız ziyan olabilir. Dikkat edin. Evli olanlar için bakıyorum hemen bir kart. Ya eşinizle ya da karı koca hayatınızda özellikle eşinizin işiyle alakalı değişmesini istediğiniz bir nokta var. Bunun sevincini yaşayacaksınız. Ve uzun süredir çocuk isteyen bazı yay burçları için evliliği taçlandırma. Gerçekten bunu hayaliniz yoksa Rabbim size evlat sevinci vermiş ve tedaviyle birlikte evlat sahibi olabilirsiniz. Değerli oğlaklar nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Bakıyorum hemen size. Oğlaklara bakın. Vallahi oğlaklarda muhteşem bir aşk, güzel huzur ama parayla ilgili ne yapacağını bilmeyen bir noktada. Yani içsel dünyanızda aşk enerjiniz çok fazla var. Ama parasal enerjinizde ciddi anlamda artık bereketlenip yolunuzu, kafanızdaki soru işaretlerini bitirip artık gerçekten Rabbim beni görsün istiyorsunuz. Sihir gibi hayatınız değişecek. Beklenmedik işlerinizde güzel gelişmeler söz konusu olacak. Uzun süredir iş problemi yaşıyorsanız bununla ilgili aydınlanmalarınız söz konusu olacak değerli oğlak burçları bakıyorum. Evet, meditasyon, yoga size iyi gelecek ama geçmiş yaptığınız iyilikler size hep kötülük olarak döndüğü için artık kimseye güveniniz kalmadı. Artık şeytan benim, kimse bana zarar versin istemiyorsunuz. Ya yine sizin merhametli yönünüz var. Ne kadar güçlüyüm deseniz de bir taraftan her zaman bir sıkıntı yaşarsınız. İnandığınız insanlar size zarar verebilir. Miraslı ya da arsa ya da satılması gereken bir nokta ile ilgili de hemen bir anlaşmanız var ve burası satılıp gerçekten üzerinizdeki yük biteceğini söyleyebilirim. Seyahatiniz var mı? Evet, karı koca ya da ilişkilerin gideceği seyahat evresi var diyorum. Bu seyahat size çok güzel aydınlanmalar getirecek. Kovalar nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Hemen size kart çekiyorum.
Değerli kova burçları, iletişim, kalp kırıklıkları ve kaoslara ve sizi yıpratabilirler. Söylenen sözler ve uzun süredir yaşadığınız iş çevrenizdeki insanların görmediğiniz yönleriyle karşılaşma ve bu insanların gereksiz sizinle ilgili iftira atmalarına sebep olabilir. Artık kırık olan ayna siz değil, onların olması lazım. Lütfen sizi kıran insanlara haddini bildirin ve artık inceldiğin yerden koksun. İşinizle ilgili noktada haksızlıklar yapılıyor. Çevrenizde iyi niyetten mağduriyetler yaşıyorsunuz ve artık gücünüzün kalmadığını görüyorum. Artık kendinizi bulun, cesaretinizi toplayın ve bu kapıdan geçin. Çünkü size yönünü bulmak, uzun süredir yönsüzdünüz ya, bu yönsüz hayatınızda gerçekten değişime, yeniliklere ve inancınızla birlikte çok güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız. Ve artık insanları affedip, o insanları geride bırakıp güzel değişimler yaşayacaksınız. Bakalım beklediğiniz para nedir? Evet, kesinlikle kalbiniz bu konuda büyük bir rahatlığa erişecek. Yeni aşk isteyenler için, evet, yenilikler var, fırsatlar var. Doğru aşka yelken açıp bereketlenme evreniz var. Ama uzun süredir yeni bir iş kapısı bekliyorsanız güzel bir teklif de hayatınıza girmiş olacak. Değerli kova burçları diyorum. Değerli balıklar. Balıklar. Nasılsınız? Bakıyorum. Ay, kartlar düştü. Ay, ama çok kalp seçtim. Bu ara herkes kırgın mı ya? Ve içsel dünyanızda mutsuzluklar olabilir. Balıklar, aile içerisinde ölmüş miras, ölmüş insanların mirasları ile ilgili hala 3-4 yıldır ya da 5-6 yıldır çözemediğiniz olaylarınız var. Artık bir an önce bu yollar çözülse de herkes muhatap olmak istemediğiniz insanlarla alakalı noktanın kapılarını kapatmak istiyorsunuz. Çünkü çok kırıldınız. Artık burada kalbinizi çok fazla kırdılar. Artık o insanlara inancınız, aile bağlarınızda inancınız kalmamış gözüküyor. Bu yüzden riskler var. Ortaklı iş yapanlar için çok güzel bir yenilik ve kafanızdaki tüm soru işaretlerini en iyi şekilde toparlayıp çok güzel rahatlıklar yaşayacaksınız. Endişe etmenizi istemiyorum. Şöyle söyleyeceğim, mal alımınız ya da büyük mallarla alakalı yapacağınız ve yükünüz, bereketiniz aydınlanacak. Çok güzel beklenmedik paralar, inşaat ya da toprakla alakalı planladığınız noktalara müteahhit ya da güzel anlaşmalar söz konusu olabilir. Bu da size büyük bir rahatlık. Aşk isteyenler, kaderinizde çok güzel bir aşka sarılacaksınız. Kral ya da kraliçeyi bulmaktır. İçinizdeki duygusal kaosunuz geride kalacak diyorum. Aileye kırgın, özellikle anne babaya kırgın olan var. Affedin ve dengeyi bağışlayın. Çünkü çok güzel bir rızık döneminiz var. Bunu bağışlayarak atın. Ve özellikle tüm burçlar hayır etmeli bu hafta. Bol bol hayır edin. Enerjiniz dağılsın, rızkınız dağılsın, üzerinizdeki aksiyetler gitsin. Mutlu kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın. Haftaya görüşmek üzere. Bu videonun altına lütfen yazınızı yazın ona göre ve tek kişi yazsın bu videonun altına. Yüzlerce kişi aynı isimle bakmıyorum. Tarot hakkını kaybetmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın.